Mersin'de Seher eşi tarafından katledildi. Defalarca uzaklaştırma almasına rağmen 6 aylık cezaevinde yatmıştı. Çocuğuna ve kadına Seher'e şiddet uyguladığı için uzaklaştırmadan kaynaklı aldığı halde eve döndüğü hafta içerisinde de Seher'i ne yazık ki aramızdan ayırdı. Aynı cinayetlerin bir serisi gibi Adana'da da aynı şekilde boşanmak istediği eşini, çocuklarını, annesini, kayınvalidesi ve kayınbabasını da katlederek 2 yaşındaki çocuğunu alıp kaçarak bir cinayet gerçekleşti. Bu cinayetler gerçekleşirken aslında Türkiye'nin birçok kentinde kadın cinayetleri ne yazık ki basına yansıdı. Toplamda 24 saat içerisinde 7 kadın aramızdan ayrıldı. Biz kadın cinayetlerini aslında yıllar öncesi İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin konuşulduğu süreçlerde bu süreçleri yaşayabileceğimizi defalarca söylemiştik. Kadın cinayetlerini aslında biz cinayetten öte artık bir cins kırımına dönüştüğünü ve bunu da Mersin özeline gerçekleştirdiğimizde son bir yıl süre içerisinde çok fazla kadın cinayetlerinin arttığını, şiddetin çok daha fazla görünür olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yargı sisteminin doğrudan işletilmediğini, hukuk sisteminin tamamen erkek aklıyla yönetildiğini ve mevcuttaki AKP ve MHP bloğunun oluşturmuş olduğu sistemle işletilmenin sonucu olarak da bir cins kırımıyla karşı karşıya kalan ne yazık ki bir kadın cinayetleri şu an karşılaşıyoruz. 9. yargı paketinde basına yansıyan aslında çok çelişkili şeyler var. 9. yargı paketi ilk başta bizlerle paylaşılmadı zaten ama basına yansıtılırken 38 madde olarak yansıtıldı. Bir başka basın mesela 68 olarak yansıtıyor. Başka bir basın da 100 tane maddeden bahsediyor. Şimdi bu bizler için önem teşkil eden bir yasa. Çünkü seçimlerden önce 6.284'ün pazarlığı vardı. Biz sürekli bunu dile getirdik. 6.284 kadını, aileyi koruyan, kollayan yasalardan bir tanesiydi. Şu an bizim İstanbul Sözleşmesi'nden sonra en çok dayanağımızın olduğu maddeydi. Ve onun içinde uzaklaştırma kararları var. Uzaklaştırma kararıyla zorlama, hapis var. 20 günlük o tamamen kaldırılma gibi bir riskiniz var. Yine soyadıyla ilgili kanun değişikliğini, kazanılmış olan soyadı kadınlara verilecek kendi soyadlarını kullanmasıyla ilgili onu geriye çekme sorunu var. Ve bu geriye çekildiği zaman da yine ailenin reisi kelimesi açığa çıkıyor. Ailenin reisi erkektir. Çünkü kaldırılmıştı biliyorsunuz belirli mücadeleler sonucunda. Tekrardan buna geri dönüş var. Aynı zamanda yine etkin ajanlık diye bir şey bırakıldı ve bu etkin ajanlık bizler için de sivil toplum örgütleri için basın için de çok ciddi anlamda tehlike arz eden maddeler. Bunlar tamamen yine kadını tarafsız olarak çalışmaya çalışan basını kazanılmış olarak gördüğümüz tüm haklarımızı elimizden alıp erkek reisinin, erkek ailesinin oluşturulmaya çalışılan bir madde. Dolayısıyla bu böyle olduğu süre içerisinde de biz çalışma alanlarımızın daraldığını görebiliyoruz. Kadınları uzaklaştırma kararı için karakola gittiğimizde artık o kararları aldıramayacağız ne yazık ki. Bu da daha fazla kadın cinayeti, daha fazla kadının hayattan kopartılması demektir. Aynı zamanda da çocuk taciz ve tecavüzlerinin de meşrulaşması demektir bu da. Çünkü erken yaşta evliliklerin önünü de açan bir madde var. Yetkililer aslında yerel yönetimlerden başlayarak üste kadar çıkar birçok maddeler var. Mevcuttaki yasalara dokunmadan, mevcuttaki yasaları uygulaması gerektiğini, Aile Bakanlığı'nın sadece kadınların eve hapsetme politikaları yerine kadınları güçlendirecek, kadın haklarıyla birlikte yaşamlarına müdahale etmeden kadınların yaşamlarını büyütecek planlamalar yapması gerektiğini vurguluyoruz. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmesi gerektiğini, 6.284'ü etkin kullanması gerektiğini, yerel yönetimlerinde kadın danışmanlık merkezleri ve kadın sığınaklarının güçlü hale getirerek daha fazla sahada örgütlenme, hukuki bilgilerinin daha fazla verilmesi gerektiğini vurgulayabilirim. Bununla birlikte de devletin artık gerçekten kadınlar üzerindeki yapmış olduğu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor. Daha doğrusu iktidarın. İktidar kadınları bir pazarlık konusu olmaktan çıkartması gerekiyor. Bizler her seçimde kadınlar olarak dile geliyor ve ilk yaptıkları şey de pazarlık konusunda kadınları nasıl eve hapsederiz mantığı var. Bir kere bunu bizim aile kavramları içerisine sıkıştırmadan kadını, erkeği, LGBT artı bireyleri kendi
hak ve özgürlükleri çerçevesinde onurlu bir yaşamı sürdürebilecek politikalar üretmesi gerektiğini vurgulamak isterim.